Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Peugeot 5008 GT'yi inceleyeceğiz. Peugeot'un en büyük aracı olan 5008 GT donanımlı. Şöyle yan taraftan geçelim. Önde gördüğünüz gibi 3008 ile birlikte yenilenen tasarımı kullanıyorlar. Eskisine göre daha agresif bir ön tampon dizaynı, daha güzel far tasarımı. LED bu arada, full LED farlarımız var. Ön tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel. Daha agresif değil mi? Evet. Size göre daha güzel ve daha agresif. Ön tarafta bizim incelediğimiz 3008 ile çok benzer ama o Black paketti, bu normal paketi. Krom bir Peugeot logomuz, krom detaylı panjurlarımız. 5008 model yazımız, ön kameramız, bu araçta çevre görüş sistemi var. Çevre görüş var. Hatta opsiyon alırsan gece görüş de oluyor. Bunda yok. Bunda gece görüşü almamışlar. Sadece çevre görüş var. Şöyle baktığımız zaman sis farı görmüyorsun. Farın sis özelliği var kendi. Ben bu... ilk görüşte sis farını şunlar zannettim. Bunlar yanıyor. Bunlar yansa çok güzel olmaz mıydı? Tam ben onu söyleyecektim. Çok güzel olurdu. Şunlar yanıyor. Aslan dişleri. Peugeot'un tasarım imzası. Aşağıda çarpışma önlemenin sensörü var. Çarpışma önleme sistemi var. Yukarıda da şerit takip ve adaptif hız sabitleyicinin sensörleri var. Şu yan tasarıma geldiğimizde burada güzel krom bir parçamız yer alıyor. GT donanım yazısı. Aşağıda 205-55R19 ev adında ve siyah ve krom. Yeni moda ve çok güzel duran jantlarımız var. Devam edelim. Tavanımız siyah. Siyah bir tavanımız mevcut. Krom kaplı çerçevelerimiz. Yine şu üstteki kromla benzer şekilde altlık krom parçamız da devam ediyor. Bu aracın en önemli farkına gelecek olursak, daha büyük bir hacim, daha düz arka tasarım ve üçüncü sıra koltuklar. Arka stoklarımız makyajla birlikte böyle oldu. Smoked, yani siyah ağırlıklı. Şunlar beyaz, kırmızı yanıyorlar. Gayet güzel gözüküyor. Şöyle bir detay var. Söyleyeyim sana. Dörtlü yakınca normal yanıyor. Normal sinyal verince kayar yanıyor. Güzel bir detay bence. Burada 5008 model yazımız ve GT donanım yazımız var. Şu bagajdan başlayalım. Elektrikli bagajımız var. Geri görüş kamerası var bu arada. Burada elektrikli bagajın kontrolü. Ha, burası 3008 ile farklı. Ben hep diyordum ya PSA kardeşlerin aynı. Bunun farklı. Ha, reflektör heri yine aynı ama bagaj kontrolleri burada. Burada bagajın şu alttan hareketinin kilidini yapabiliyorsunuz. Burada bu arabanın alameti farikası işte. Üçüncü sıra emniyet kemerleri. Üçüncü sıra koltukları sizler için. Çocuklar için daha çok. Sizler için bu koltukların dikeylik ayarı ve ileri gerisi var. Koltuğu ileri alıp açtığında daha rahat oluyor. Senin de güzel gözlerimiz var. Biraz karanlık oldu biliyorum. Burayı editte aydınlatacağım. Burada güzel gözlerimiz var. Şurada bardaklığımız ve oyuklarımız var. Burada göz yok. Burada göz yok, evet. Şu üçüncü sıra koltuğu buradan açabiliyorsunuz. Önce şunu açıyorsunuz. Sonra böyle üçüncü sıra koltuğu. Biraz minyatür ama seni oturtacağım oraya. Nasıl olduğunu sen söyleyeceksin. Bagaj hacminin ekranı yazarım. Oturtacağım. Önden oturuyorsun zaten. Buradan da oturmuyorsun. Koltukları açtığınızda da şöyle güzel. Yani ufak bir bagaj alanı kalıyor. Yeterli. Bir aile için yeterli. Evet. Çekil şöyle bagajı düğmeyle kapatalım. Evet, şöyle geçelim arka tarafına. Önden başlayalım. Hadi önden başlayalım. Sen önü açtın. Kapı üstlerimiz yumuşak plastik. Yani sert üzeri yumuşak ama hissiyatı güzel. Burada güzel süet kaplamamız var. Şu kapı içindeki kaplamalar çok güzel değil mi ya? Oo, ambiyans aydınlatma. Sunroof'un etrafında da var. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şurada da var. Bu süet kaplama güzel. Burası sert. Bardaklıkta da var değil mi? Evet, çok güzel. Sunroof'un etrafı şaşırttı beni. Şurası sert. Şurası sert, yapabileceğimiz bir şey yok. Burası yumuşak. Buralar yumuşak. Buraların dokunuşu güzel. Plastiğin hissiyatı güzel. Şurada da var. Kapı kolunun içinde. Kapı içi halı kaplamalı. Gayet geniş. Burada şöyle bir güzellik var. PSA grubu araçlar. Daha önce de söyledim. Şu açıklığı güzel yapıyorlar. Güzel hisset. Yani kolay oluyor kullanması. Koltukta hafıza var, masaj var. Elektrikli ayarlanan koltuklarımız. Ama tabii ki arabada bir şey yok.
Baldır desteği elle koltuğun. Bu da güzel. Baldır desteği olan koltukları sevin. Buralar yumuşak. Oraları anlatacağız şimdi. İçeri doğru geçelim. Koltuğun tasarımı güzel. GT dokulu ve dikişleri güzel. Peugeot'un bu 3008, 5008 ve Rifter'da 508'de yaptığı bu doku güzel. Dikişler. Değil mi böyle kahverengimsi? 208'deki yeşilimsi sarı. O da güzel. Şöyle içeri geçelim. Kapıyı kapattığınızda kokpit sizi sarıyor böyle. Şuradan şöyle dönerek devam ediyor. Burada ekranla biraz sürücüye dönük. İki kollu Peugeot'dan tanıdığımız direksiyon. Burada delikleriyle ödüllendirilmiş diyelim ben 5008'e koyulduğuna göre. Buraları krom böyle güzel. Burada far kumandalarımız var. Aşağıda adaptif sabitleyicinin kontrolleri var. Böyle geçtiğimizde ekranımızın kontrolleri, koltuk ısıtmalarımız, kapı kilitlerimiz, ön arka cam rezistanslarımız var. İçini döndürme tuşlarımız var. Ve burada dur. Piyano tuşlarımız. Buradan sırasıyla müzik sistemini, klimayı, navigasyonu, araç ayarlarını, telefonunuz bağlantısını yani Apple CarPlay ve Android Auto'yu ve menü butonuna hızlı ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Burada da dörtlü butonu var. Dörtlü butonu niye orada? Abi şöyle gidiyorsun, koluna dayamışsın. Hop elinin altında direkt böyle tık basıyorsun yani. Burada olup buraya uğraşmışsın. Kolum burada ya. Şu arabayı P'ye aldım tık elin oraya gidiyor aslında ama. Aslında şöyle şey olsa mesela bununla bunun yeri değişseydi ortada kırmızı böyle güzel evet, olurdu. Hem de basması daha kolay olurdu. Evet. Doğru ama böyle de güzel. Ekranı buradan açıyorsunuz. Ekran bildiğiniz Peugeot ekranı yine açılmıyor. Burada iCockpit'in butonları var. Hah şöyle. Enerji tasarrufu modu aktif arabanın. Bildiğimiz hayalet göstergesi var. Evet, bildiğimiz hayalet göstergesi ama hiç bilinmedi. Yo bilin de 208 videoma bakabilirsiniz. Kartlardan ulaşabilirsiniz. Burada o suyet doku devam ediyor. Burada da ambiyans yanıyordur muhtemelen de. Ha yok yanmıyor mu? Yanmıyormuş. Yanmıyor. Yansa güzel olurdu mesela. Buralar yumuşak. Güzel. Sert üzeri yumuşak yani güzel hissettiriyor. Şurası sert sadece. Şurası sert üzeri yumuşak. Yani. Tavan siyah. Evet, ben bunu çok seviyorum. Burada aydınlatmalı ışıklarımız falan hakaret zaten. Cam tavan kontrollerimiz, perdesi de elektrikli, kendisi de elektrikli. Aydınlatmalarımız LED, gördüğünüz gibi burada yanıyorlar ve kademeli sönüyorlar. Aşağı indiğimizde burada kablosuz şarj desteğimiz var. Arabayı çalıştırma butonumuz, start stop butonumuz var. Bunun hakkında ne söylemek istiyorsun? Hiçbir şey. Mükemmel bir tasarım detayı değil mi? Evet. Harika ya, çok güzel böyle elin. Tak 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 yani. Müthiş bir şey. Elektrikli park frenimiz, sürüş modu butonlarımız, güzel bir uyumuz var. Buraya anahtar koy, bozuk para koy. Altıda kaplı ses de yapmaz. Burada iki bardaklığımız var. İki tane koltuklu ama. İçi kaplamalı. İçinde arının rafı da mevcut. Araya koyuyorsunuz onu ufak bir göz olarak. Derinliğini göster. Buradan gidiyor da. İleri gidiyor. Evet. Oradan motora giriyorsunuz. Bardaklığın böyle. Altına kadar gidiyor. Güzel derinliği de güzel. Buraya koy bir şeyleri unut. Burası da deri kaplı yumuşak. Koy bir şeyleri unut. Arkaya geçelim. Ambiyans şurada da var. Ayak altında. Arkaya geçelim. Arkası çok iyi. Arkanın güzelliğini anlatmama gerek yok. Üç koltuk bağımsız sırtlıkları yatıyor. 1+1 ev kadar. Güzel bir yorumdu. Dur koltuk kapı üstlerini anlatayım. Burada güzel perdemiz var. Şöyle kapanıp açılabiliyor. Kapı üstleri yine önüne aynı. Sert üzeri yumuşak. Hissi güzel. Fokal ses sistemi var bu arada. Bunu söylemiş olayım. Burada güzel yumuşak kapı üstlerimiz mevcut. Kapı içi gözlerimiz güzel. Genişliği çok güzel. Bak her seferinde söylüyorum yine söyleyeceğim. Genişliği çok güzel. Erişim kolay. Koltuklarda şöyle beni bir çeker misin? Koltukların şuradan ileri alıyorsunuz, geri götürüyorsunuz. Koltuklar çok güzel. Buradan yatıyor bu arada. Yine Rifter'daki gibi aşağı iniyor. Evet. Gel seni arkaya geçirelim. Hadi. Dur. Koltuğu öne şöyle alacağız. Gel. Seni üçüncü sıraya geçireceğiz. Gel öbür taraftan gelsene. İn gel. Ha pandizot var geçemezsin. Neyse seni üçüncü sıraya geçirememiş olduk. Ya üçüncü sıranın diz mesafesi de şöyle göstereyim. Nasıl? Yani çocuk şunun gibiler, şunun gibiler. Şunun gibiler dedin sığamam ben oraya. Bak sırtlığım şöyle geri yapmış ayarı var. Şöyle ayarları var.
Koltuk böyle yatıyor. Şunu yine kaldırıyorsun. Bak, koltuklar şimdi şöyle bakıyor. Komik. Tepeden iniyor. Ve sert. Çok güzel. Burada güzel filelerimiz var. Koltukta ben rahattım. Arkada ben çok rahattım. Baş mesafem 5 parmak. Tam biraz fazla. Arkada 12 voltluk soketin yeri güzel. Havalandırmalar var. Hızlı ayarlanabilir klima var. 2 adet de USB var. Orta koltuk bağımsız ve şaft tüneli yok. Ortaya çok rahatlıkla oturabilirsiniz. Şöyle. Arka dönme genel bakışımız. Böyle. Cam tavan olduğu için siyah tavanın evet, siyah tavan boğmuyor. Güzel hissettiriyor. Koltuklar çok rahat. Şurada aydınlatmalarımız var. Koltukların bu yatıklığı falan çok güzel. O zaman ne diyoruz? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.